Herkese merhaba. Bugün yine Yüksel Özgür'ün garajındayız. Bu kez yanında Erhan Arıkan'la var, daimi arkadaşım biliyorsunuz. Daha önce Yüksel abiyle rally arabasının nasıl hazırlanır serisinde başlamıştık. Onu öncesi ve sonrası yapacaktık ama bir karar değişikliği oldu. Çünkü Yüksel abi gene bir sanat eseri yapmaya devam ediyor. Onunla birlikte ikinci bölümü çekip üçüncü bölümde otomobilin bitmiş halini size göstereceğiz. Yüksel abi bayağı bir iş yaptın. Ne demek istiyorsun? Önce senden bir kısa özet alalım. Ondan sonra detaylı şekilde arabayı anlatacaksın bize. İlk çekimden bu yana neler değişti? Sen başını gördün arabanın. Ben sana dedim ki ortayı da çekelim ki sonuçta arada ne olduğunu fark edelim. Araba bitti neredeyse. Rötuşları kaldı. Bekliyoruz biz. Ha, dediğim ya aynı martı bekliyorum falan. Yoksa takacağım motoru. Bu hafta çalıştırıyorduk arabayı. Geçen seferki çekime Erhan gelememişti. O videoyu izlemişti. Şimdi Erhan videodan sonra arabanın bu son halini gördü. Ne düşünüyorsun? Neler görüyor, gözüküyor Erhan sana? Vallahi gene boncuk gibi işlemiş. Araba bitti. Bitti araba bitti de. Erhan tabii onu görmedi bir halini. Evet o halini görmemiş ama sen, bir referans var araba kutudan geldi. Sen bir ara daha vardı. Biliyorum. Bir ara daha vardı yan yatan halinde evet, araba evet. Kurukası. Onu gözlerdin onu görmedim. Ben evet. Ondan dedim sana periyotları çekelim ki yani sonunda ne olduğu belli olsun. Evet. Yoksa sonunda her yerde araba çıkıyor biliyorsun. Şimdi Yüksel abi bize biz öncesinde yaz çalıştık başlıklarımızı belirledik. Madde madde bize neler yaptığını anlatacak. Yüksel abi motoru topladı, üzerine şanzımanı da koymuş. Bir tek otomobilin üzerinde takılması kaldı ama bu zamana kadar neler yaptı şimdi bize anlatacak. Biz en başta şunu konuşmuştuk ilk videoda. Bu otomobil Peugeot 306 GTI, sokaktaki versiyonu 2 litre 167 beygir 6 litre şanzımana sahip. Ama tabii Yüksel abi ondan hepsi de oynadı. Neler yaptı Yüksel abi bize bir anlatır mısın? Motorla ilgili. Motorla ilgili iki eksantrik koydum bir şey yapmadım da bu motor farkındaysan başka motordu o zaman söyledim onu sana. Evet. 206 RC'nin motoruydu. O 188 beygirdi. Şimdi 200 çıkarsa kardayız diyordum. Ama standart beyinle çalıştırdım arabayı. Korkuyordum ya bundan. Evet. Çalıştırdık. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Motekimiz var yukarıda. Onda tesisat var ama onu sana bir dahaki sefer göstereceğim. Onu arabanın üstüne görürüz. Evet. Şimdi tahmin 200 beygir. Tahmin evet. Hedef oydu. Vardır ama 200'lerde. Yani iki eksantrikle 188'lik makine 200 beygir oluyor mu? Sade eksantrik değil. Şu anda görünen eksantrik zaten. Hı hı. Yani. Daha beyin gelecek. Piston gelecek. Beyin gelirse 200'ü geçer bile. Mapping'le. Standart, şu an standart beyin var. Peugeot Sport'un beyni var ama 306'dan kalma. 306'ın tesisatıyla çalıştırdım arabayı. Hı hı. Motora burada... Belki böyle de bırakabiliriz. Bilmiyorum şimdi durumu ne gösterecek. Hani fakir karışım falan çıkmazsa. Onları ölçemedik gerçi de. Bir denedik o egzoz AFR'yi koyup da ama yanlış gösterdi. Motorda problem bulacağız zaten. Peki sezona başladığında bir sezonu rahat rahat bitirecek değil mi? Yani tabii. Bir sezon değil, 3 sezon. 3 sezon. Yapmış, olacak yani. 3'ü de attım yani. Yani peki. Başkası olsa 6 sezon derdi, ben 3 dedim. Benim... Benim öteki araba 6 sezondur yürüyor. Az yarış yaptı ama en azından yürüyor. Yani sezona bakmak lazım. Sezona bakmak lazım. Ben senin Lada'yla, senin yaptığın motorla kaç yarış yaptım? Aynen öyle. Hala da çalışıyor galiba o gün evet, kaldı. Evet, hala çalışıyor. Ama onlar çok kurcalı yanları. Şanzımanla ilgili son durum nedir abi? Şanzıman hazır. Motorun üzerine takacaktık dediğim gibi sana. Bunun bir uzun ayna vasıtasını buldum, onu bekliyorum. Hı-hı. Bu 5.66, 5.23'ü buldum, onu bekliyorum. Yoksa takacaktık çoktan. 5.66 ile 5.50 şanzıman top speed'i kaç olur? 5.66 ile 170 oluyor galiba. 168-170 o civarda hesapladım onları. Diğer, ya beklediğin aynı valide ne olacak? O 180 olacak. 180. Çok fark yok. Fark yok. 5.23, 5.66. Peki yani bu kadarlık bir fark için yani neyi hesaplıyorsun? Oradaki değişiklik yani seni onu beklemeye iten ne? Beklemek değil. Buldum onu da ondan bekliyorum. Yoksa onu arıyordum, bulamıyordum da bu elimde vardı. Bu elimde vardı. Bunu çalıştırmak için taktın. Bu elimde vardı. Geçen sefer şey demiştik. Hani elinde kalan malzemelerle... Aynen öyle. Aynen öyle. Elimde kalan malzemelerle araba yapıyorum. Hatta dün birine espri yaptım. Bir tane sağ ortum aldım ayrı kip yüzgarda. Başka ne varsa hepsi vardı yani. Öbür arabadan kalan. 100 liraya araba yaptık. Öyle. 100 liraya araba yaptık. Şimdi benim motorum 17 kilo hafif demiştim geçen sefer. Evet.
Nasıl sağladın bunu? Ben sağlamadım. Motor ben değil. Sana söyledim motorun, motorun kendisi öyle. O yüzden o motoru tercih ettim. Alüminyum blok. Motorun kendisi 17 kilo hafifliyor teki arabadan. Bunda volan, volan hafifliğe gibi bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadım. Krank? Hiçbir şey yapmadım. Sonra balans yaptım, nizami. Onlar o tip şeyler, buna gerek yok. O Super 2000 de bir daha yapılıyor onlar. Yani grup A makineler için geçerli. Ya bu da grup A aşağı yukarı en buçuk ama onu, onunla bir şey olmuyor. O devir çevirmek için. Ona çelik krank lazım falan. Çelik krank. Yüksel abi. Bize hep her yarışta böyle gençler, çocuklar geliyorlar biliyorsun gittiğimiz yerlerde. Böyle merak edilen birkaç tane soru var. Bir tanesini söyledik kaç yapıyorduk? 170 yapıyor. Kaç para kazanıyorsun abi sen bu işten bu kadar uğraşıyorsun? Yok ne ya. Yarış sonunda ne veriyor? Para mara yok ya. Bu işten servet yaptı diyorlar doğru mu? O doğru baksana. Ama manevi servet, dost kazandı. Manevi servet bir de bilgi de var canım bu işin içinde. Ben sabah aklıma geldi dedin ya bana arada çekim yapalım diye. Okulda ders olarak okutulması lazım bir şey. Nasıl başladık arabaya? Nereye vardık? Detaylardayız şu anda. Bu sıfırdan arabayı imalatı gibi bir şey. Hani yerli araba yapacak babayı tanıyorlar ya. Burada işte. İmkan olsa burada yani. İşte bulundu. Yani. Öyle bir durum bu. Üstelik abi şanzımanda kilit, debriyaj, onlardan da biraz bahseder misin? Neler var? Şanzıman standart senkromeşli şanzıman. Oranları kısa biraz. Kilidi var tabii ki. Aşağıda zaten sintel metal balatası baskısı orada. Baskı balata sintel metal. Evet. Kilidi var. Şimdi ona dediğim gibi bir kısa değil de uzun ayna martıyı koyacağım ama çok az fark var onda. Ama bunu da toprakta kullanabilirim. Bu elimizde vardı dedim ya. Peki sintel metal debriyajı buna koymasan ne olur? Yani standart sokaktaki arabanın debriyaj balatasıyla yürümeye kalksan ne olur? O performansa dayanmaz, ısınır, kokar, yanar falan. Kaçırır. Ha evet, buraya gelmişken kaçırır. Bir şey soracağım. Şimdi gene çok yapılan geyiklerden biri cevap, soru değil de. Şimdi geliyorlar ya yarışta serviste falan böyle gençler işte 200 beygir, 300 beygir arabaları var. Bu kaç beygir diye soruyorlar. Seni geçer mi geçer mi bilmem ne. İşte şimdi sintel metale gelince arkadaşlar fazla değil. Biz biliyorsun asfaltta falan antrenman yaptığımız zaman standart arabalarla yapıyoruz %90. İniyorsun arabanın frenleri bitiyor direkt. Tabii bitiyor kokuyor. Debriyajı bitiyor. Debriyajı bitiyor. Şanzımandan tabii. Ses gelmeye başlıyor. İşte geri viteste bir yeri kal. Çıkmaya çalış hemen şanzımandan duman çıkıyor bitmeyi bırak. Şey debriyajdan. Yani standart araba bunun maalesef onda birine yaklaşamıyor buradaki ekipmanlar olmadan. Şimdi buradaki ekipman standartla alakası yok tabi. Burada araba çok yoruluyor. Hani bu araba 160'la da gitti ama bizim etapları biliyorsunuz. Evet. 50 metrede viraj var onları dönmek, hızlanmak falan filan. Hep onlar efor sarf ediyor. Akslar, şanzıman, debriyaj hep bunlara yük biniyor. O öyle standart işler olacak işte. Standart araba sadece beygir gücüyle torkla bu işler yok, oluyor yok, yani. Yok. Onların hepsi. İlk konuşmamızda frenlerden bahsetmiştin. Asfalt toprak frenler olacaktı. Şu ana kadar frenlerle ilgili neler yaptın? Frenleri koydum üzerine. Onları görebileceğiz. Çekeriz sonra yukarı kaldırınca. 4 pot Brembo koydum. Onu toprak ve asfalt ikisine de jantasıyı kullanacağım ama o büyük frenleri koymadım tabii. Onlara kaliperim yok. Dedim ya sana ileride koyacağız onu dedi. Evet. Elde ne var onunla yapıyoruz şu anda. Yani ikinci adımın... Ama kafada proje var, adım da var. Sadece paraya bağlı iş. Fren tesisatı içeriden gidiyor. Fren tesisatı bitti. Bak şimdi bunu koydum senin yanında. Fren tesisatı içeriden gidiyor. El freni, limiteri, ıvırı, zıvırı hepsi orada üstünde. Benzin tesisatını yerine ayarladık. Geçişini var. Onu da boru bekliyoruz, şey hortum bekliyoruz. Şimdi pazartesi Levent Gür gelecek. Depoyu karbon kevler kaplayacağız alttan. Koruma olarak. Zaten depoyu taktım. Bir daha başlıyoruz. Depo, motor, egzoz. Onlara geleceğiz sırayla. Basıyoruz marşa gidiyoruz. El freni hidrolik. Hidrolik. El freni hidrolik. Takmışsın zaten yerde gördüm. Evet. O benim imalatım. Yerine monte ettin. Monte ettim çalışıyor. Hidrolik koysan tutacak ya. Evet el freni. Limiteri orada. Merkezi orada. Yani hidrolik koysan havayı aldım tutacak. Zaten 1 santim stroke'la çalışıyor. Evet. Bu arabada pedal box var mı? Yok. Olacak mı? Koymadım. Gerek yok mu? Şu anda gerek yok. Pedal box olacak. Onun şeyi var. Olma ihtimali var ama o büyük freni koyarsak olacak. Peki Yüksel abi pedal box ne işe yarıyor? Ne değiştiriyor arabada? Pedal box arabada çok şey değiştirmiyor. Pedal box büyük frende
küçük piston niye? Arkaya ayrı piston, ön ayrı piston. Aradaki limitörü kaldırıyorsun, arka limitörü. Ve büyük fren koyunca Western Avrupa'yı kaldırıyorsun ki ayağında hissedesin freni diye. O da biliyorsun, bizim frenler ısındıktan sonra tutuyor. Balataları ısınacak ki ondan sonra tutmaya başlayacak. Hissetmek için. Kazık fren yaptı camdan çıkmamak için. Çünkü küçük diskle, küçük frenle fren tutuyormuş gibi yapıyor ama blokaj yapıyor zaten. Evet. Tutmuyor yani. Durmuyor araba. O yüzden büyük disk koyuyorlar ki araba blokaj yapmasın. Süspansiyonlarla ilgili son durum nedir? Geçen sefer demiştim. İşte açılır. Bakımlı çevirdim demiştim. Açılır hale koydum üzerine. İşte üzerine koydum. Dediğim gibi kutlu yayın birini kaybetmiş. Onu bekliyoruz, bugün gelecek. Şimdi toprağı revize ettik, süspansiyonu koyduk. Toprağı ayrı, asfaltı ayrı. Yayla? İkisi de Peugeot Sport. Toprak yayları var, asfaltın biri yok. Bakacağız. Ne yapacağız? Alacağız bir tane yay. Ona uygun. Ay bak o güzel bir yay. Kutluya çay vermeyiz, oradan çıkartırız parasını. Yok, parayla alakası yok. O bulunmayan bir yay. Çünkü enteresan bir yay bu. 20 santim falan. Evet. Telefonu yapmış. Bunun stroku kısa çok. Arka da öyle. Hı-hı. Ben arkaya Penske koydum biliyorsun. Arkada yay var mı? Yok. Torsiyon var. Torsiyon var. Onun da biri kayıp. Misafirimiz geldi, evet. Kemal abi sen de gel. Merak etme, hastayım hiç. O zaman Kemal abi bize bir selam verdi. Hoş geldin abi. Canım benim. Hoş geldin. Takosiye. Vallahi sen nasılsın? İyiyim vallahi şükür. Siz devam edin. Evet, Yüksel abinin garajı aslında Rally Spor'un tekkesi olduğu için, mübarek mekanı olduğu için geleni gideni bitmiyor. Kemal abi geldi, Kemal Gamlat. İlhan Mutlu'ya geldi. İlhan sen de hoş geldin. Sen de gel selamlar. Gel. Sen de gel. Merhabalar. O yamultmuş arabayı zaten. arabayı yamultan adam geldi. Sen yokken Yüksel abi dedi ki İlhan'dan geçti araba dedi, bu halde dedi. Evet ama ben yine boyasını ben sağladım. boyasını sağladı canım. Telefon çaldı. Yüksel abi orada bir sanat eseri olduğunu düşündüğüm bir egzoz var. Egzozun esprisini anlatayım mı sana? Evet. 2 dakikada. Anlat. Geçen gün Aras Dinçer geldi. Bu işin pelesi ya, öyle zannediyor kendini. Onu gördü orada. İskender mi yaptı? Dedim evet. Nasıl aldın lan diyor diye dedim. Almadım ki. Ne oldu dedi, dedim. Buraya geldi. Böyle bir şaşırdım. İskender burada yaptı dedi. Sonra çıkarken vites konunu gördü. Uyanık ya. Karbonlu falan. Bu ne ya? Bunu Peugeot Sport'tan mı aldın dedim. Yok, onu da İskender yaptı. Onu da mı yapıyormuş öyle dedim, motoru da yapıyormuş. Egzozun olayı nedir Yüksel abi? Ya standart üzerindeki egzozdan en büyük farkı ne? Farkı paslanmaz olması ve krom olması ve 70 mm olması. Normalde boronun çapı kaçtı? Sana geldiğinde kaçtı? 60'tı galiba. 60. Tam ölçmedim, bakmadım onlara. Hmm. Attım onları hepsini. 70'lik boru. Zaten bir tane son susturucu var. Ortada bir şey benim yok. Zaten bu arabanın girişi de 70, çıkışı da 70. Hmm. Ona göre uyduk. Onu kafana atmadık yani. Anladım. Bu da çıkışı da 70. Buraya takacağız. Evet. O 80 olsaydı 80 yapacaktım yani. Peki en başta düşünüp sonradan karar değiştirdiğin bir şey oldu mesela arabanın projesiyle alakalı? Yani ben böyle yaparım demiştim ama sonra hani işe başladım böyle, ya böyle olmayacakmış. Daha iyi olur. Yok. Böyle yapsak daha iyi olacak gibi bir şey oldu. Biraz daha standarta döndük. Çünkü en baştan düşündük bir Max 2 alalım falan. Hala kafamızda. Bulgar aldı onu şimdi, kalıplarını çıkarıyor. Bir yürütelim de onlara da bakacağız yani. Proje her şey açık. Açık, proje açık. Projenin ucu açık. Radyatörü, alüminyum bir radyatörü koyduk. Onu da silo verdi. Ahmet Koçkaya'da sana yetecek bir radyatör ne oldu? O haber gelmedi ondan. O planda ama Ahmet Koçkaya biliyorsun. Bir ikinci bir çocuğu olduğunu galiba, o ilgilenemedi bizimle. Mesajım bu ya. O tamam. 2-3 gün önce bizim adamımız zaten. Şey yapıyordu, çok yoğundu, para sayıyordu. Para mı sayıyordu? O zaman demek ki onu sponsor olarak verecekler. Grupa makine almış para saymak için. Öyle mi? Evet, para Allah daha çok versin. Belki bize de faydası olur. Cümlemize. Ahmet bizim adamımız canım. Ahmet'e takılmıyoruz. Güzel. Kasa, cage, kumlama ve boya işleri nasıl oldu? Son durum nedir? Kumlamayı randevu aldık, küpelden yapmadık. Kumlamadan vazgeçtin ya. Vazgeçtim. Onu boyasak güzel, söktüm alttan. Şasileri değiştirdim 2 tanesini. Üstüne takviye yaptım. Peki şey soracağım, kumlama niye önemli abi? Çok önemlidir ya. O paslar ıvır zıvır var ya, o eski şeyler.
Onlar almak için genelde ama... Genelde bizim rally araçlarında çok fazla macun oluyor. Kuma yaptığımız zaman... Ha ama falan da kumlama da bozuyor arabayı. Saç mı? Benim saçım yorgun altta zaten. Hmm. O vurmuş darbeyle. O yüzden vazgeçtim. Randevu almışken vazgeçtim. Yıpratıyor arabayı o. Hmm. Zaten yıpranık. Hani macun var diye şimdi. Onları sildik şeyle. Arabanın içini boyamışsın zaten. Çok i̇çini, güzel olmuş. İçini, dışını. Neyle boyadın içini? Çok güzel olmuş içi. İçini sırf söylemiyoruz. Ya anlamıyorum. Rosa gelmiş işte ya. Karıştırma orayı. Bu video aynı zamanda hani bu işi doğru yapmayı öğrenmenin videosu olacak. Ya bu çok enteresan bir şey. Bunu anlatırsak şimdi çok sırlıktan çıkar o. Bu... Niye belki adam ticaret yapar artık para kazanıyor. Getiren arkadaş. Getiren arkadaş o da. Bunu biz alt tarafına böyle Hamilton bir boya bu. Çok sağlam bir boya. Metal boyası. Pasın üzerine vuruluyor bu. Arabanın altına fırçayla vuralım diye aldık. Hı hı. Bir vurduk. Neydi bu? Çekiç desenli mi? Neydi? Çekiş öyle bir şeydi yani. Ha. Aa dedim herhalde içe çok güzel oldu ya. Motor için de vuralım. Bir vurduk. Hakikaten oldu ya. Dedim sen tamam ya. Devam et. Bir şaşırdı herhalde. Ya yapsak mı? Ya yap dedim ya. Oldu yani. Evet. Şimdi biz onları o aksesuarlarla tamamlayacağız. O karbon kevralarla falan yan tarafı. Olacak ya. Güzel olacak. Evet. Kaç kilo öngörüyorsun? Şimdi her şey üzerinde konulduğunda. 1000. Hedef 1000. Yani yağlan da yani benzin de. 1050 olsun hadi. Hedef 1000 ama. Ama grup M araba için. 1000 olursa iyi olur. Güzel. İyi, iyi rakam. 1000 iyi rakam. Benim C2 1130 kiloydu. 140 kiloydu. Zor düşürdüm onu. Evet. 1170'ten zor düşürdüm 30 kiloyu. Zor iş çok. Düşmüyor. Elektrik tesisatı ve beyinden de bahseder misin? Elektrik tesisatıyla... Elektrik tesisatını o gün söyledim sana. Bülent yapmış. Ellemek istemiyorum onu diye. Onunla çalıştırdık onu. Fena değil bu tablosu falan. Ama bir takım rötuşlarını yapacağım. Ama grup A'ya dönersen makinede... Hı-hı. Motek beynim var. Ona tekrar motor içi bir tesisat yaptım yukarıda. Onu göstermiyorum sana şimdi. Kafan karışır. Kafan karışır. Onu sana göstereceğim. Bir dahaki sefere. Peki Yüksel abi, böyle nakış işler gibi ince ince yapıyorsun. Bunun yani rally'de bu kadar şeye gerek var mı? Var. Bizim arkadaşlar... Onu diyorum geçen günlerde içe. Bu detaylar çok önemli diyorum. Ayrıntı detayda zaten. Şu küçük şeyi nakış gibi işlemezsen oradan kalıyorsun işte, biliyorsun. İşte yarışta ondan sonra... Oradan kalıyorsun. Oradan kalıyorsun. Farkına varmıyorsun. Civata yüzünden kaldım oluyor. Yani. Bir kalorifer yaptık buna sıfırdan ufak olsun diye. 4 gündür onlar uğraşıyor. Ben 8 dedim geçen gün ama bugün 8 söylemiyorum. Torpidoyu çok güzel yapmışsınız. Onunla da bayağı uğraştınız değil mi? Onu kaplayacaktık. Öyle yaptık. Şimdi böyle bir boya çıkmış plastik mat. Onu atacağız üzerine gibi geliyor bana. O kapladığımız malzemenin adı neydi? Flok. Süet değil mi? Yok süet benzeri. Kaplamıyor muyduk? Alkantara. Alkantara. Alkantara yani. Kumaş gibi bir şeyle kaplanıyor. Kumaş gibi ama onun imitasyonu Alkantara'nın. Şimdi senin var o bizde. Senin bahsettiğin sprey ne? Boya? Sprey boya plastik kaplama gibi oluyormuş. Yeni çıkmış o. Matlaştırıyor onu... herhalde. Gözünü almamak için. Yok yok. Matlaştırıyor bir de ince bir plastik şey yapıyor üzerine. Kaplanıyor. Anladım. Onu da bir yerde gördüm, onu araştırıyorum şimdi, onu bulacağım spreyini. Bunun tek amacı şey değil mi yani, güneşin yansımasını engellemek? Aynen öyle, aynen öyle. Başka hiçbir şey yok yani. Kibarlıktan değil yani. Jantlar ne olacak? Asfalt, toprak? Toprak 15 olacak. Bir kere de asfaltı 17 mi, 16 mı karar alamıyoruz daha. Daha onlar yok ortada. Peki o şanzıman hesabını... 17'ye göre yaptım. 17'ye göre yaptım. 16 takarsan... Kemal abi verirse 4 tane takacağız. Kemal abi 8 verecek. Kemal abi verecek. Başka kim verecek? İlhan Mutay'ın verecek hali yok. Mesela 16 taktığında kaç olur? O çok fark etmiyor 16 ile 17. O zaman onu takabilirsin aslında. Tabii onu da takabilirim, onu da takabilirim. Biri 60, biri 61 yani. Önemli olan stokta kaç tane lastik var? 16. Ama 17'nin tutuşu daha iyi olmaz mı? O biraz daha iyi yol olur tutuşu işte. Ve yani frenajı, yol tutuşu. Ne kadar büyüyorsun o kadar iyi canım. Gönül istiyor 18 koyalım o maxi kiti koyduktan evet. Sonra ama bakarız orada planda var. Peki mesela 18 koysan sıkıntı yok değil mi? Yok yok kural sıkıntı yok. Yani. Yok yok kural yok. Kural yok. Kural dışıyız. Kuralları Yüksel abi koyuyor. Kuralları yok. Şimdi en son kule ve kule gergisi yapmıştın. Yaptım onları burada. Rolcayakları yaptın mı? Yaptım. Hepsi burada.
Kule gergisi de yukarıdaydı. Saklıyor onları görmesin kimse diye. Ondan sonra... Şey, çok mu özel oldu? Yok, basit oldu ama ya, gözükmesin de. Arkaya kule gergisi olacak mı? Yok. Arkada kule yok ki. Ya da araya hani bir bar gibi bir şey. Yok yok, arkada öyle bir şey yok. Arkada dingil var, o kadar. Ben sana neyi gösterecektim? Ha, kuleler burada olacak, kuleler. Onlara özel somun yaptık bak. Bunlar geçen sefer yoktu. Yoktu. Bunlar detay, bunlar arada kalan detaylar. Benzin deposu hazır yerde gördüm orada. Evet, benim deposu kendi benzin deposu. Ama bunda geri dönüş vardı, onu iptal ettik. Basınç ve geri dönüş vardı. Tek boruya düşürdük onu. O detay o da. Yani neden yaptın onu? Tek hortumla gitmek için. Onu herkes yapamıyor. O bir özellik o. Regülatörü deponun içine koydum. Ama standart depo. Standart depo olması önemli değil canım. Standart depo tabii. Ne koyacaksın? Pompa. Pompa da standart. Kendi pompası. Regülatörü de iş bitiyor. Onun regülatörü şeyin üzerinde, kütüğün üzerinde. İki hortum. Bir geliyor bir gidiyor. İkisi de 3 bar basıyor. Arabanın içinde 3 bar dolaşıyor fuzuli. Bu da tek 3,5 bar dolaşacak. Onun altında muhafaza olacak değil mi? Onu yapmak için bekliyoruz işte Levent Gür. Levent Gür gelecek pazartesi günü. Ne yapacaksın? Karbon bir şey mi? Kevlar yapacağız. Kevlar yapacağız altına. Alüminyum yapmayacağım mı? Var onun alüminyum, onu koymuyorum. Neden? Oh, işte o. Daha ağır mı? Ağırlıkla alakası yok ya. Efektiftir o. Araya taş giriyor falan. Ha, korumuyor ki. Şimdi, var mı? Var. Ha, anladım. Kevlar tabii daha koruyucu. İstediğin performansı vermiyor. Yani. Buna şimdi Kevlar'ı yapıştıracağım alttan. Beraber sıkacağım cıvatalarla. Zaten çoğu arabada öyle var artık. Motor alt kaplaması, alt muhafaza. Onu yaptın mı? Yaptım hazır. Orada bak. O aldığında olan mıydı? Hayır, yok öyle bir şey. Hepsi hazır onun. O bende vardı. Ona bir ek yaptım 20 santim. Hı hı. Öyle. Ha, sende vardı. Tabii tabii. Kendi sökene de hamur yaptın. Dedim ya, her şey var diye. Bir hortum aldık onu da. Malzemesi ne onun? O duralemiyim. 6000 serisi o. 6000 serisi? Millet 7000 kullanıyor ama 7000 de çok sert, bükülmüyor. 6000 olunca hani biraz daha yumuşak oluyor. Aynı biraz daha yumuşak oluyor. Darbeyi değmiyor. Biraz da yamuluyor zaten. Sonra biz onu çekişle dövüyoruz buraya yer geldiğimizde. Peki. Ama biz onun için çok güzel koyduk iki tane şeyle. İki barlı koyduk onları. Peki, onlar da burada. Az önce dedin o 7000'i koysan ve çok sert olsa ne olur? Bir şey olmaz. Çelik gibi dın dın ama onu işleyemiyorsun böyle şekil veremiyorsun. En ufak bir yanmada kırılıyor çelik ya. Ama ciddi bir pres lazım. Yok, pres de kırılıyor. Ya yani mesela yarışta altına mesela böyle taş gelse vursan? Bir şey olmaz orada, bir şey olmaz orada... ama o büküntüyü veremiyorsun ona. Anladım. En ufak bir açı versen kırılıyor. Çok sert. Kaç milim o? O 6 benim galiba. 6 milim. Asfalt toprak aynı olacak. Aynı. O kadar fark etmiyoruz ya. Bizim C2'de farklıydı onlar da. Şimdi o kadar uğraşmıyoruz. Çünkü ikisine de efektif geliyor. Güzel oluyor. İlerideki planım salıncakları falan ayarlı yapacağım ama şunu bir ayağa kaldırıp bir rota gideyim de. Ben bu hafta yapacaktım o işi. Dedim ya, bunu bekliyorum biraz. Şey oldu. Keyfe kadar oldu. Şu an aslında hani bir şey yapsan, bir gaza gelsen anında toplayacaksın arabayı yani. Yürüyecek. Tabii araba hazır ya. Haftaya görebiliriz yani. Haftayadır, yarın iş biter. Koyarız motoru, koyarız deposunu, basarız masaya, rota gideriz. O vaziyette araba ama ben bekliyorum özellikle detayları. İşte dedim ya, şuna takıldım, onun derinin çeşitlikten bekliyordum. Şu an senin kafana şeye takıldı, ayna marutiye. Var da takıldı, olmazsa takılmayacak. Hani Fransa'ya sipariş verdim de bekliyorumdur yani. O zaman Erdinç abiye seslenelim. Abi hızlı bir şekilde getir de şu arabanın bitmiş halini videosunu çekelim. O getirmez. Biz gelip alalım, ben yerine biliyorum abi onu. Getirmezse niye bekliyorsun? Hayır, o yavaş adam. Yavaş. Öyle değil ya, bayağı da hızlı onlar ya etapta. Ya etap ayrı canım şimdi. Etap ayrı, sistem ayrı. Sistem ayrı. Yok, getirir. Erdinç onu hazır orada. Küçük bir şeyi kaldı. Bende maharetli var da aynayı yaptırıyorum onun adamına. Aküyü Erdinç'e soracağım da bak, kutuyu yaptı. Erdinç abi orada akünün kutusunu yapıyor. Alüminyumdan bir şey yapmış. Akünün kutusunu yapıyoruz, içeri alacağız aküyü. Yani o gün dedik ya, buraya mı alacağız? Oraya koyuyor. Oraya koyacaktım da oraya koymadım. Çünkü orada filtre kabı falan var. Onun daha yeri bellidir. Eski sistem, klasik. Yani içeri koyacağım onu. Aküm de var. Onu içeri koyacağım da
Koltuğun arkasına mı? Koltuğun arkasına. Hı. Bak hani geçen sefer işte bu, az önce sorduğum şey buydu hani. Başlarken yaptığım proje arada değişmese akülü yer değişmesin. Ama dedim. O çok basit bir değişiklik. O da olabilir, o da olabilir dedim ben sana. Ha. Bu olursa daha efektif olur dedim ama sonra düşündüm ki hava filtre kabı yok ortada da. Bunu buna çevirdim ya. Ha. Bu biliyorsun elektronik gaz kervaydı. Şimdi bunu buradan alıp filtre kabını büyük yaparım 2 litreye bu. Ondan sonra onun ucunu veririm buraya falan. Onun için bunu boş bıraktım. Anladım. Çünkü boşluk ön tarafta iyi bir şey. Gaz kelebeğini fly by wire yapacağım demiştin. Var o arabanın orijinali öyle ama onu kontrol edemiyorum. Hı hı. Onu kontrol etmek için beyin satın almam lazım. Ne yaptın? Bu beyinler kontrol edemiyor onu. Bunu çalıştırdım şimdi eski kelebekle bu. Hı. Benim fly by wire 70 milimetreydi. Bu 65. İdare eden şimdi çalışacağız bunları. Bizim kaçırdığımız, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an otomobille ilgili detayları da görüntü edip kurguda da üzerine vereceğiz. Senin anlattıklarını tek tek göstereceğim. Benim anlattıklarım, benim söylediklerim, benim kaçırdığım bir şey bilmiyorum. Sordun, sen ne sordun? Sen söyledin. Gene şey yapıyorsun, Maxi branding. Branding'i akşam gördüğüm bir fotoğraf paylaştım, onun gibi yapacağım. Mavi, kırmızı, Peugeot Sport'a. Ben o fotoğrafı bulur, videoya koyarım zaten. Ha. Evet, onun böyle spotları da var. Bunun spotlarını da koyacağız üzerine bitince böyle. Hmm. Hatta arka tampon spotlarını da var. Şimdi ARB Başkanı Murat Güray bu sene demişti ki amatör şampiyonayı ulusalın içine yedireceğiz. Evet, herkes beraber evet, yürüyecek. Yaptı onu. Onu başardı. Evet. O zaman seni Ali Sipahi Şampiyonası'nda, Ali Sipahi Rally Kupası'nda göreceğiz herhalde bu sene değil mi bu otomobilde? İnşallah görürsünüz. Görürseniz kardasınız. Ben başkana diyorum ki sen o işi yaptın ama şimdi iyi olmadı o iş diyorum. Niye diyor bana? Şimdi dedim ben ikinci gün 8. kalkacağım. O zaman senden şimdi şunun sözünü de alalım. Araba yarışa hazır hale geldiğinde kısa bir test beraber. Ben yanına oturacağım. Tamam. İçeriye kamera. Tamam sen kullan. Yok. Tamam bu kullansın ya, bu benim adamım ya. Sen yanına oturacaksın. Kameraları içeri bağlayacağız. Bir in car. Evet. Şahan da bizi dışarıdan çeker. Olur. Olur mu? O da öbür arabayı kullanır. O da arkadan kamera çekecek bana. Ben de standartla geleyim bari. Tamam. Mercedes'le gelirim canım. Tamam. Bunu yapıyoruz değil mi? Yaparız ya. Yapmamız lazım. Tabii. Asfalt testi yapalım. Onu demiş ki birisi dün bir... Fotoğraf vardı tekerlekler. Yüksel abi test yapıyor galiba demiş. Sanayide bir şey verir. Levent Kantil demiş. Levent Kantil. Ben de evet aynen o dedim. Sanayide bir setup yaparsın. VRC setup'u. Yok sanayide artık pay yok. Yok mu? Sanayide kıpırdayamıyoruz. Akşam saatleri de bitti değil mi? Hı, akşam da yok. Gündüz de yok. Evet. Bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geldik. Yüksel abi bize ilk bölümden bugüne kadar geçenleri bir anlattı tekrar. Burada gerçekten inci gibi işliyor. Bir kadınların evde yaptığı iğne oyası gibi milim milim uğraşıyor ve yapıyor bu işi. Yakın zamanda ben biteceğini düşünüyorum. İnşallah o sözü de aldık. Beraber bir araç sesinde de, araç çekimde de en son şeyden sonra... Ben arayacağım seni. Bak, var mı o kaplamaları falan gördün mü direksiyonun üstü falan? Bunları sökeceğim tekrar. Bir turu kısaltacağım falan. Hepsinin detayları da çektim ben. Bir daha sökeceğim bunları. Hepsinin detayları da çektim. Tekrar şey yapacağım. Sen şimdi diyeceksin ki yalan olacak. yok sen onu yaparsın. Onunla ilgili bir şüphemiz yok. En ufak bir şeyi takıldığın zaman 20 kere söküyorum onu. O direksiyon bak toplandı. Körükler ıvır zıvır. Dün turu attım. Şey baktım böyle. Turu fazla aksı kırar. Hani insanlar diye aksları kırıyoruz falan diye. Hı hı. O burada anlaşılmıyor. Tam gazda bir virajda batırıyorsun istemeden onu ayarlayamazsın. Hemen dış kafayı kırıyor. Evet bu serimizin 3. bölümünde inşallah sizlere otomobilin bitmiş halini göstereceğiz. Şu an pek otomobili andırmıyor ama Yüksel abi üzerinde iğne oyası gibi çalışıyor, inci gibi işliyor otomobili. Yüksel abi bir tahmini zaman ver bize. Biz de ona göre kendimizi ayarlayalım. Ben seni arayacağım dedim. Ama bu işlerde adettir biliyorsun yarışa bir hafta kala. Ya ben de yok. Şimdi takvim ileri alındı biliyorsun. Ege Rally'si Mayıs'a kaydı. Ege Rally'si. Yok. Ege Eskişehir. Kaydı. Eskişehir. Doğru Eskişehir özür dilerim. Evet Eskişehir. Ya Mayıs çok uzak daha ya. Biz kar rallisine hazırdık ya. Evet bugün 24 Şubat. Biz kar rallisine hazırdık yapmadık. Kar rallisi olacak ama inşallah Aralık'ta olacakmış. Bir sene olur. İnşallah. Seneye. Okey. Var mı demek istediğin bize? Söylemek istediğin bir şey var mı? Ben arayacağım sizi. Yalnız her zamanki gibi bir şey unuttunuz. Ben hemen müdahale edeyim. Gel abi gel. Bu kadar güzel hazırlanmış bir araba. Rally'de her zaman unutulan bir parça var.
Kopilot kim olacak? Ha, bak, evet. Kopilot ne var? İnan bu kadar yani, araba, pilot. Adam şimdi kopilotunu bıraktı, Şimşat yaraya. Şey, evet, kopilot kim olacak? Bilmiyorum. Ya, Selin var zaten. Yani hazır evde var. Hazır evde var bir tane. Evet. Şimdi aramayacağız. Evde var. Yeran da var. Evde var. Yeran var. Bak yanında bir daha burada da var. Yeran da var. Evet. Yok ben şu bilemi yaptım. Anneme söz verdim. İşte o söz var. Bana 10 takla. O şimdi tort çeker çomak sokuyor. Bak İran'ın annesi artık attım abi. Özgür'le görüşme diye söz almış. Aynen öyle. Çocuğu da hallere getirdi. Mehmet'le yarışabilirsin. Sonra saçları beyazlar adamı. Yok sadece sen kullandın bana hala. Sen kullanırsan okeydir. Olur olur olur. Sen de bir takla atarsan ödeşirsin. Ödeşirsin. Güzel olur. Evet. İkinci bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölümde size inşallah otomobilin bitmiş halini göstereceğiz. Bu bir hem sohbet hem de yarış arabasını hazırlamanın dersi gibi oldu bize. Tabii burada Yüksel abinin yanında vakit geçirmeden bu işleri çok net anlamak mümkün değil. Biz de ondan öğrenip görüp anlatıp sizlere paylaşmaya